Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani doğrunun analitiğinin Al ikinci videosundayız. Evet doğrunun analitiğinin Al ikinci videosunda sizlere ne anlatacağız? Doğru denklemlerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 236, 237, 238 ve 239'dan da bir soru çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğru denklemleri. Evet ax artı b artı c eşit sıfır şeklinde yazılan denklemlere biz ne diyoruz? Doğru denklemleri adını veriyoruz. Şimdi doğru denklemleri illa bu şekilde olmak zorunda değil. Genelde y eşittir mx artı c şeklinde de karşımıza çıkıyor. Ya da x'i de yalnız bırakabilirler. X eşittir ax artı c şeklinde de söyleyebilirler tabii ki. Yani x'li y'li sabit sayılı hatta bazen sadece y eşittir mx şeklinde olabilir. C'sli olmayabilir x'li ve y'li şeklinde yazdığımız denklemlere biz doğru denklem adını veriyoruz. Aslında doğru denklemi dediğimiz şey doğrunun üzerindeki kurallar demektir. Yani doğrunun üstündeki noktaların kuralları demektir. Yani ne demek istiyorum? Mesela burada birebir noktası var. Burada 2'ye 2 noktası var. Burada 3'e 3 noktası var. Bu sonsuza kadar gidiyor. Eksi 3'e eksi 3 mesela. Bu ne demek? Bu noktaların oluşturduğu hepsinin birden oluşturduğu bir kural. Genel kurala biz doğru denklem adını veriyoruz. Hani noktalar x virgül y şeklinde oluşuyor ya. Hepsinde x ile y arasındaki ilişki aynı olacak. Mesela y eşittir x doğrusudur bu. Tamam ya da y yerine 2x artı 1 yazdığımızda işte y eşittir 2x artı 1 şeklinde oluşan doğru denklemleri. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle bir şey çizdim. Ee, atıyorum 1'e 2 noktası. Dur bakalım. Y eşittir 2x artı 1 doğrusunu yazmaya çalışalım. X yerine 1 yazdığımızda y'si 3 yapıyor. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 yazdığımızda eksi 1 yapıyor. 3 yazdığımızda 7 yapıyor. 3'e 7 noktası. Mesela işte bu sonsuz sayı noktanın aynı anda oluşturduğu kural demektir. Mesela burada hocam 3 katı burada sağlarken mesela Y, X'in 3 katı burada sağlamıyor. Hepsinin birden sağlandığı genel kurala biz ne diyoruz? Denklem adını veriyoruz. Mesela burada Y'si bunun 2 katının bir fazlası. Bak Y'si 2 katının bir fazlası. Y'si 2 katının bir fazlası kuralı sağlanıyor. İşte biz buna denklem adını veriyoruz. Evet doğru denklemi dediğimiz şey bu. Doğru denkleminde tabii ki bizim için eğim çok önemli. Y yalnız bırakıldığında x'in katsayısıdır. Mesela ax artı c' artı c'de eşit sıfırda. Y'yi yalnız bıraksan y e, bu öbür tarafa geçiyor. x ax eksi c oluyor. Bir de bölü b olacak değil mi? Yani x'in katsayısı ne yapıyor burada? Y eksi ax bölü b eksi c bölü b yaptı. Eksi a bölü b x'in katsayısı. Evet. Y yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Bak mesela burası. Y yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı eğimdir. Tamam. Bunu bileceğiz. Y yalnızken x'in katsayısı tamam. Tanım olarak bileceğiz. Ama bir de şunda da bilmeniz gerekiyor. Eksi a bölü b. Ama eksi a bölü b derken şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunların yeri değişik verilebiliyor bazen. Y başta verilebiliyor. Kafan karışabilir. Bence eğim şu şekilde bil. Bu şekilde verildiğinde. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olarak bil daha sağlıklı bir şekilde hamle yapabilirsin. Tamam. Eksi A bölü B tamam. Bazen eksi B bölü A diyorsunuz. Kökler toplamıyla karıştırıyorsunuz. Bu karışıklık ortadan kalkmış olabilir. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olarak bilmende de fayda var. Çünkü eğim önemli. Y yalnızken x'in katsayısı ama bu şekilde de hızlı bir şekilde hareket etmek için eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde bilmeliyiz. Bir de burada bir şey yazmışız. Bir doğrunun eksenleri kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? X yerine sıfır yazıp y'yi kestiği yeri, y yerine 0 yazıp da x'i kestiği noktaları buluyorduk. Evet şimdi örnek 10 ile örneğimize bakalım. Şimdi pozitif yönde 45 derecelik açı yapan doğrunun denklemi bu şekilde verilmiş. Eğim nedir diye soruluyor. M nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğru bu şekilde verilmiş. Eğim açısı verilmiş. Eğim dediğimiz M ile de göstermeyeyim. Buradaki M karışmasın. Eğim dediğimiz tanjant 45'tir. Tanjant 45'te nedir? 1'dir. 1 de neye eşittir? Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı m eksi 2 bölü y'nin katsayısı bak işaretiyle birlikte al. Eksi 2 m artı 1 yapar. Hocam şu eksiler gitti. Değil mi? Artı yaptı. İşler dışlar yapalım böyle. 2 m artı 1 eşittir. m eksi 2 geldi. m de buradan kaç geldi o zaman? Eksi 3 geldi. Evet örnek onu böylelikle eksi 3 bulmuş oluruz. Şimdi gelelim en önemli yere. Doğru denklemi yazmaya. Şu X1, Y1 yazıyor ama ben bunu X0, Y0 yapıyorum. Çünkü X1, Y1 sevmiyorum. X0, Y0 seviyorum. Eğimi M olan ve A, X0, Y0 noktasına geçen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor bize. Şimdi doğru denklemi nedir biliyor musunuz? Önce ben sana göstereyim. İspatını yapayım. İspat her zamanki ispat ya. Yabancılık çekmeyeceksin merak etme. Şu şekilde eğimi M olan bir doğrudan bahsediyorum. Bak eğimi M olan bir doğrudan bahsediyorum. Ve hangi noktadan geçsin? A noktası x0 virgül y 0dan geçsin. Şimdi ben bu doğru denklemini yazmak istiyorsam x virgül y gibi ikililer lazım. Genel. Buradan seçebilirim. Buradan seçebilirim. Buradan seçebilirim. Buradan seçerim. İste, i̇stediğin yerden seç. x virgül y gibi ikili seçtim. E şimdi ne yapacağım? Ben eğimin eme olduğunu biliyorum. Şurada hocam buranın x0 buranın y0 olduğunu biliyorum. Buranın x buranın da y olduğunu biliyorum. E eğimi biliyorsam tanjant alfayı biliyorum. Tanjant alfa oluşturmak için bak dik yamuk çıktı. Böyle bir dik üçgen oluşturdum. Tanjant alfa. Bak buradaki x eksi x sıfır burası. Y eksi y sıfır burası. Bak ne geliyor buradan. Eğim dediğim tanjant alfa. Y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır geldi. İşler dışlar yapınca y eksi y sıfır neye eşit oluyor? M çarpı x eksi x sıfır eşit oluyor. Bak denklem geldi. Ha istersen sen bu şekilde de bulabilirsin. Bırakabilirsin. Y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır eşittir M. Ama ben şunu kullanıyorum. Eğimi belli. M noktası belli. Doğru denklemi yazılırken m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazacağız arkadaşım. İşte bu şekilde. Hocam buradaki x bildiğimiz x x sıfırda noktadaki x. Yani m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazacaksın. Sonra bunu düzenleyeceksin. ax x artı b y artı c eşit sıfır şeklinde olabilir. y'yi yalnız bırakabilirsin. x'i yalnız bırakabilirsin. Artık biraz şıklara bakıp ona göre yorumlayacaksın. Biz doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Doğru denklemi yazmanın en önemli kuralı budur kardeşim. Bunu adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Çok önemli. Tamam mı? Neymiş? M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfıra eşitmiş. Hadi bakalım. Eğimi 3 ve eksi 1'e 4 noktasından geçen doğrunun denklemi. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde bulunuyorum. M dediğimiz 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 4. Buradan 3x artı 3 eşittir y eksi 4 oldu. Şıklarda artık hangisi varsa genelde x'in katsayısı sayısı şıklarda artı olan şıklarda oluyor. Yani hepsini sol tarafa toplarsın. 3x eksi y artı 7 eşit 0 şeklinde olur genelde şıklarda. Ama başka nasıl olabilir? Hepsini sağ tarafa atabilirsin. Hocam buradan y eksi 3x eksi 7 eşit 0 geliyor. Değil mi? Ya da y'yi yalnız bırakırsın. Y eşittir 3x artı y 7 şeklinde de olabilir. Şıklarda hangisi varsa ona göre düzenlemeni yap. Ben bulduğum zaman hani şunu yazdıktan sonra bakıyorum şıklara. A y'nin katsayısı sayısı artıysa ona göre düzenliyorum. X'in katsayısı, x baştaysa x'in katsayısı sayısı artıysa ona göre düzenliyorum. Y yalnızsa ona göre düzenliyorum. Sana kalmış tamam. Evet sana kalmamış aslında gözüne kalmış. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. 1'e eksi 3 noktasından geçen ve x eksenine pozitif yönde 135 derecelik açı yapan. Eğim nedir arkadaşım? Tanjant 135. Eksi tanjant 45 eşit değil midir bu da? Evet. Bu da eksi 1'e eşittir. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. Bunu öğrenene kadar biraz yazalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır şeklinde oluyordu. M dediğim eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. Eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 3. Yani y artı 3 mi yaptı? Evet. Eksiği dağıtıyorum. Eksi x artı 1 eşittir. Y artı 3 yaptı. Sonra şıklarda bakıyorum. X'in katsayısı artı olmak zorunda genelde. O zaman hepsini öbür tarafa atıyorum. 0 eşittir. x artı y artı 2 yapar değil mi? Biri de öbür tarafa atınca. Evet. Yani aslında bu x artı y artı 2 eşit 0 şeklinde olacaktır. Evet. Cevap bu. Geldik şuraya. İki noktası bilinen doğrunun denklemi. Arkadaşlar kitapta var. Bakarsınız diyeceğim ama bile bakmanıza bile gerek yok. Sebep kafanızı bununla meşgul etmeyin. Doğru denklemi yazmak istiyorsan kendine iki soru soracak kardeşim. Bir eğim iki nokta. O yüzden hiç bunu anlatmayacağım. Hiç anlatmayacağım. Zaten burada da dikkat şeklinde yazmışız. Tamam Hiç bunu anlatmaya gerek yok. Çünkü çok rahat bir şekilde yapacağız. Şimdi bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi soruluyor. Doğru denklemi için kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Şimdi eğim bulurken nasıl bulunuyordu? Eğim bulmanın iki tane tekniği vardı zaten. Bir ya tanjant alfaya bakacağız. 2. 2 noktası belliyse eğim y'ler farkı oluyor. X'ler farkı. Bak eğim belli. 2 nokta belli. Y'ler farkı 2 eksi 4 bölü. X'ler farkı 3 eksi eksi 1. Yani 3 artı 1 yapar. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 çıkar. Güzel. Eğim belli. Nokta belli. İster bunu seç ister bunu seç. istediğini seç. Ama eksiyle uğraşmamak istiyorsan bunu seç. Ben buna göre yazıyorum. Sen bir de buna göre yaz. Ben buna göre yazarken. Bakalım aynı mı çıkıyor? Aynı çıktığında sen gör. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. M dediğim eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x 3 eşittir y eksi noktadaki y 2. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 3 eşittir. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2 y eksi 4 yapar. X'in kas sayısı genelde artı olan şıklarda oluyordu. Hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir x artı 2 y eksi 7 şeklinde oldu. Yani x artı 2 eksi 7 eşit 0 oldu. Ya da x artı 2 eşit 7 şeklinde de yazabilirler tabii ki. Evet örnek 13'te bu şekilde çıktı. Geldik örnek 14'e. Aşağıda dik koordinat sisteminde verilen dikdörtgenler eşittir. Bir dikdörtgenin çevresi 14 birim. Dikdörtgenlerin yan yana gelmesiyle oluşan şeklin çevresi de 34 birim. Arkadaş kısa kenara A diyelim. Uzun kenara B diyelim. Hocam uzun kenar B. Kısa kenara A. B. Şurası A olduğundan buraya B. X A kaldı. Burası B. Burası A olduğundan buraya da B eksi A kaldı. Burası da A. Şimdi bir dikdörtgen çevresi. Arkadaşım 2 artı 2 B değil mi? 2 artı 2 B 14 ise A artı B kaç yapar? 7 yapar. Tamam. Sonra bu şeklin çevresinden bahsetmiş. Bu şeklin çevresine bakacak olursak. E, A'lardan kaç tane var diye bakalım önce. 1, 2, 3, 4. Yani şurayı toplayacağız arkadaşlar. Şöyle şurayı. Bu şeklin çevresinden bahsediyoruz ya. Hadi toplayalım bakalım. Hocam 1 A, 2 A, 3 A, 4 A var. E, ee, eksi A, eksi A yani eksi 2 A. 2 A yaptı mı? Evet 2 A yaptı. B'lere bakalım. Hocam 1, 2, 3, 4 tane B var ama burada B eksi 5 burada da B eksi de var. 5, 6 mı yaptı? Evet. 2 A artı 6 B mi? Evet şuraya yazayım. 2 A artı 6 B kaç verilmiş? 34. Yani A artı 3 B de kaç yapıyor o zaman? 17 mi yapıyor? Evet. E yukarı eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam a'lar gidiyor. Eksi b artı 2b 3b 2b yapar. Eksi 7 artı 17'den 10 yapar. Burası b'yi buradan 5 buluruz. B'yi 5 bulduysan b yerine 5 yazdığımızda a'da kaç çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. Tamam b'yi a'yı bulduk. Bize diyor ki a ve b noktalarından geçen doğrunun denklemi. Arkadaş a noktası belli mi? Evet belli. A'yı 2 bulduysak b'yi de 5 bulduysak eğer Hocam A noktası belli. 2 birim sağda 5 birim yukarıda. 2'ye 5 noktası çıkar. B noktası da belli. 2 5 ya. Yani 7'ye burası da 7'ye kaç noktası yaptı? 2 birim yukarıda 2 noktası yaptı. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi isteniyor. İlk önce ne yapacağız? Eğim. Eğim lazım bana. Hocam 2 nokta belli ya. Bak şuradan yapabilirsin. 2 nokta belli ya. Y'ler farkı bu x'ler farkından eğimi bulabilirsin. Ya da x ekseniyle yaptığı açın tanjantı. Hocam bu açı burada zaten. Buradaki dik üçgenden de burayı bulabilirsin. E, ee, şimdi burası 2. Tamam 5 ise buraya 3 bu kaldı? Evet. Tanjant alfa bak ne yaptı? Eğim dediğim 3 bölü 5 yaptı. 3 bölü 5 olarak bulduk. O zaman eğim belli nokta belli. Noktayı da ben 2'ye 5 seçtim. Sen 7'ye 2 de seçebilirdin fark etmez. Eğim belli nokta belli doğru eklemi yazabilirim. Yani m çarpı 3 bölü 5 çarpı x eksi noktadaki x y eksi noktadaki y şeklinde yazılıyordu. O zaman 3 ile burayı çarpıyorum. 3x eksi 6 eşittir. 5 ile karşı tarafı çarpıyorum. 5y eksi 25 çıkar. Genelde x'in kaç sayısı artı ulaştıklarda oluyordu. Atalım öbür tarafa. Atalım öbür tarafa. Aa, buradan ne geliyor? Buradan işlem hatası yaptık galiba. 3 bölü 5 çarpı x eksi 2. x eksi 2. Ay 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 ay. Ay bu hatayı nasıl yaptım ben? Keşke iki noktası bilinen doğru eğiminden gitseydim. YLA farkı x la farkı. Daha garanti. Niye? Ee, 3 bölü kaç? 3 bölü eksi 5 yapıyor. Yani eksi 3 bölü 5. Niye? Hocam zaten tanjant alfadan bakıyorsak biz bunu nasıl oluruz ya? Bu tanjant alfadan bakıyorsak bu sola yatık bir doğru değil mi? Evet bunun eğiminin eksi olması lazım. Eksi 3 bölü 5. Yani eksi 3 bölü 5 olması lazım. Yani burayı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3x artı 6 yaptı burası. 5 ile de karşı tarafı çarpınca 5y eksi 25 yaptı. Tamam. Eğimde de sola yatık sağa yatık karıştırmayın lütfen. Benim hatayı yapmayın. E x'in katsayısı sayısı artı olan şıklarda oluyordu. Attık öbür taraf hepsini. 3x artı 5y eksi 31 mi geliyor? Eksi 31 eşi 0 yapar. Ben eşit 0 buraya yazdım ama sen eşit 0'ı buraya da yazabilirsin tabii ki. Tabii ki doğru olan bu. Evet gençler örnek 14'ü de bu şekilde bulduk. Lütfen hatasıyla birlikte gösteriyorum ki bu hatayı siz de yapmayın lütfen. Evet. Şimdi geldik. Ya sen şu şey olayı biliyorsan her türlü yaparsın. Doğru denklemi yazmanın en önemli kuralı. 1. eğim lazım. iki nokta lazım. Şimdi bu şekilde eksenleri kestiği noktalar verilmişse de yine eğimi belli bir nokta belli doğru denkleminden sonuca ulaşabilirsin. 1. Ya da hocam iki nokta belli ya eksenleri kestiği yerler belliyse. Hani iki nokta belliyse yerler farkı bölü eksenler farkında eğim yine bulunur. Eğim belli bir nokta belli doğru denkleminden yazabilirsin. Ama eksenleri kestiği noktalar belliyse eğer biz daha kolay bir şekilde yazabiliyoruz. X bölü X ekseni kestiği yer, Y bölü Y ekseni kestiği yer eşit bir şeklinde de denklem yazılabiliyor kardeşim. Bunu da bilirsen pratiklik sağlamış olur. bilmesen çok da önemli değil. Sadece ve sadece hızlı hareket etmeni sağlıyor. Bilmesen de sonuca yine ulaşabilirsin. Mesela şöyle bir şey geldiğinde bak ben şöyle yapabilirim bunu. Hocam bunun eğimine bakalım. 3 bölü 2 ama eksi 3 bölü 2. Eğim belli nokta belli. 2'ye 0 noktası belli mesela eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Birinci yol bu. İkinci yol ee, hocam burası sıfıra 3 noktası. Burası 2'ye 0 noktası. Y'ler farkı bu x'ler farkından eğim buldum. Eğim belli nokta belli doğru denkleminden yine denklemi bu yazabilirim. Ya da direktman ne de yazabiliriz? X bölü x eksenini kestiği yer. Artı y bölü y eksenini kestiği yer. Eşittir 1 şeklinde yazılır. 3 ile burayı 2 ile burayı genişletecek olursak. ya yani normalde bu şekilde de bırakabilirler. Buradan ne geliyor? Hocam 3x artı 2y bölü 6 eşittir 1 yaptı ya. 3x artı 2y eşittir 6. Denklem bu şekilde de yazılabilir. Öbürüne bakalım. Bu doğrunun denklemi de x bölü 4 artı y bölü eksi 3 eşittir 1 şeklinde yazılır. Ya da düzenlenir böyle. x katsayısı artı olacak şekilde. Şunu 3 ile genişletelim. Bunu eksi 4 ile genişletelim o zaman. Buradan 3x eksi 4y bölü 12 eşittir 1 ya. Karşı tarafa çarpı olarak geçince eşittir 12 şeklinde de kalabilir burası. Tamam B şıkkı da bu şekilde. Ya yani da direkt x bölü 4 y bölü x 3 eşittir 1 şeklinde yazabiliriz. Ama eski yolları da kullanabilirsin. Örnek 16'dayız. Dik koordinat düzleminde 3x artı 4 y eksi 24 eşit 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Arkadaş eksenler. Eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağız? x yerine 0 yazdığımızda 4y eksi 24 eşit 0 ya Y'yi buradan kaç buluruz? 6. Y ye yerine 0 yazdığımızda 3 x eksi 24 eşit 0 ya. Şimdi 3 x eksi 24 eşit 0 ya. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşım? 8 buluruz. E, analitik düzlemi çizelim. Hocam y'yi altta kesiyor. x'i de 8'de kesiyor. Bizim doğrumuz şu şekilde olacak. Bunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı isteniyor. Hop şöyle. E, hocam buradan ne geliyor o zaman? 6 birim burası. 8 birim burası. 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24. Hocam bu sorunun diğer şeylerle ne alakası var? Ne alakası var? 24 öbür tarafa atıp eşit bir yapmak için şey yapabilirdik aslında. Hani burada 3x artı 4y eşittir 24 ya. Burayı 1 yapalım. E, x bölü hani 3x bölü 24 yani x bölü 8 artı e, 4y bölü 24 yani y bölü 6 yapıyor. Eşitleri 1 şeklinde bak. X ekseni kestiği yer 8. Y ekseni kestiği yer 6'yı bu şekilde de bulabilirdik doğrusu. Tamam mı? Ee, sonra grafiğe çizip alanda bu şekilde yazabilirdik. Sanki bu daha şey oldu. Artistik oldu değil mi? Neyse geldik örnek 17'ye. Eksenleri 2 ve 3 noktalarında kesen D doğrusu gösterilmiştir. A noktası bildiğine göre A nedir? Denklemi yazalım önce x bölü x ekseni kestiği yer artı y bölü y ekseni kestiği yer eşittir 1. Hocam bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletelim. Buradan 3x artı 2y bölü eksi 6 eşittir 1 olduğundan 3x artı 2y eşittir eksi 6 denklemin doğru denklemimiz yaptı. Evet. A noktası A artı 1'e 3 noktası doğru üstünde. 1 nokta doğru üstünde ise denklemi sağlar. E denklemde yerine yazacağız sadece. Gel burada yerine yaz x yerine a artı 1 yaz. 3 çarpı a artı 1 artı 2 çarpı y yerine de 3 yaz. Eşittir eksi 6 olduğundan. 3 a artı 3 artı 6 eşittir eksi 6'dan. 3 a burası eksi 9 öbür tarafa eksi 15 diye geçti. a'yı da buradan eksi 5 diye bulur muyuz? Buluruz. Evet örnek 17'de eksi 5 geldi. Geldik örnek 18'e. Arkadaşlar analitik düzlemde bir doğru çizilmişse, denklem verilmişse, eksenleri kestiği yerleri mutlaka mutlaka bulun. Bir de bana burada K ve 3K verilmiş. Bunu da kullanacağım. A, C, K, B, 3K verilmiş. Hadi bakalım şimdi. Ne yapacağız? Eksenleri kestiği yeri bulalım. Öbür tarafa atıp 12 yapıp sonra 1 şeklinde yazabiliriz. Aslında oradan yapalım istersen. Öbür tarafa attım 12 oldu ya. 12'ye böldüğümde 2x bölü 12 x bölü 6 yapar. Artı 3y bölü 12 de y bölü 4 yapar eşittir 1 şeklinde dönüşür mü dönüşür ya da x yerine 0'ı yazıp y'yi bul kestiği yeri buluruz y yerine 0 yazıp x'i kestiği yeri de bulabiliriz x ekseni kestiği yer 6 olarak buldum ben y ekseni kestiği yeri de 4 olarak buldum ben tamam bu şekilde buldum bu sefer bu şekilde artistik yöntemle buldum e alan isteniyor benden. K'da kalan A ise 3K'da kalan 3A'dır. Toplamda 4A alanı neye eşit? Hocam 4A alanı dik üçgenin alanına eşit. 6 çarpı 4 bölü 2 eşit 4 lambda 6 bölü 2'den a'yı buradan 3 bulurum. E benden ne isteniyor? 3 a e alanı isteniyor. 3 çarpı 3'ten cevap kaç çıkar? 9 çıkar. Evet örnek 18'i 9 bulduk. Şimdi geldik özel doğrulara. Arkadaşım x ekseninde dik olan bir doğrunun denkleminden bahsedeceğim. x ekseninde dik olan bir doğrunun denkleminde. Eğer doğrumuz ax artı by artı c eşit 0 şeklindeyse x ekseninde dik olan bir doğru şöyleyse Y eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. Y'de bir sayısal değerimiz yok demektir. Y eksenini kestiği yer. O zaman Y olmayacak anlamındadır. Y'nin olmaması ne anlama geliyor? B'nin sıfır olması anlamına geliyor. Yani Y'nin kaç sayısı sıfır olacak? Tamam. B sıfır. Tamam ilk tekniğimiz bu. Sadece x'li bir şey olacak. Yani ax artı c eşit sıfır şeklinde olacak. Ya da buraya bakacak olursan. Hocam buranın hapsi kaç? 4. 4'e 1 noktası mesela. Burası 4'e 2 noktası mesela. Burası 4'e ya 99 noktası mesela. Burası hep apsisi 4 değil mi? 4'e eksi 2 noktası mesela. Böyle böyle gidiyor mu? Gidiyor. E buradaki noktaların ortak özelliği ne? Hepsinin apsisinin 4 olması. Bu ne doğrusudur? X eşittir 4 doğrusudur. Demek ki x eksenine dikse ya da y eksenine paralelse bu doğru ne olacak? Hani y'yi kesmiyor ya x'i kesiyor. 4'te kesiyorsa da x eşittir 4 doğrusu oluyor. Tabi 4 5 olsaydı 5, 6 olsaydı 6, eksi 9 olsaydı eksi 9, X eşittir eksi 9 şeklinde yazacak. Gelelim şimdi şuraya. Y eksenine dik olan yani x eksenine paralel olandan bahsedelim. Hop x eksenine paralelse kardeşim ne oluyor burada? X'i kesmeyecek. Ha, ax artı b y artı c eşit 0 şeklinde bir doğru da x'li bir terim olmayacak. A'nın 0 olması lazım. Ya da bakacak olursa şurası şöyle ya buradaki noktanın özelliği absini bilmiyorum ama ordinatı 3. Mesela 1'e 3 ve 5'e 3 değil mi? Şu eksi 2'ye 3. Her yerde ordinatı 3 yani bu ne doğrusudur? Y eşittir 3 doğrusudur. Y eksenine dik olan doğru dik olduğu noktadaki sayıyı yani y eşittir sayı 3 ise y eşittir 3 şeklinde ya da k ise y eşittir k şeklinde yazılıyor. X'li bir terim olmayacak. Tamam. Şöyle de yapabiliriz. Düşünebiliriz. Şu x eksenine dikse eğim açısı 90 tanımsız olacak. A tanımsız nerede? Düz duvara tırmanamam. Şu şekilde olacak diye böyle tersten de gidebilirsin. Ee, bu da x eksenine paralelse eğim açısı sıfır olacak. O da x eşittir 3 şey şekilde. Yani y eşittir 3 doğrusunu o şekilde de yorumlayabiliriz böyle eğim e, açısı sıfır şeklinde. x ekseni kesmediğinde o şekilde de düşünebilirsin. Neyse çok fazla kafanı karıştırmayalım. Anladın mantığı ya. ax artı b artı c eşittir 0'da b olmayacak. Burada da a olmayacak. İşte x eşittir 4 doğrusu. Bu da y eşittir 3 doğrusu şeklinde yazılıyor. Şimdi de orijinden geçen bir doğrudan bahsedeceğiz. Orijinden geçen bir doğruda da düşünelim. ax artı by artı c eşit 0'da. x eksenine paralelse y eksenine paralelse a'nın ve b'nin 0 olduğunu gördük. Bunda da c 0 olacak. Niye? Orijinden geçiyorsa 0 sıfır 0'dan geçiyor demektir ya. 0 0 yazarsam e, 0 artı 0 artı c eşit 0'dan. A, c eşit 0 oldu. Yani ax artı b'ye artı c eşit 0 doğrusu orijinden geçiyorsa sabit sayı olmayacak. Yani ya böyle sabit sayı olmayacak diyeceğiz. Ya da y eşittir mx artı c şeklindeki şeylerde e, sabit sayı olmayacaksa y eşittir mx şeklinde bir doğru olacak diyeceğiz. Sabit sayı olmayacak. Y eşittir mx şeklinde olacak. Orijinden geçiyorsa bunu unutma. Ha, Orijinden geçmenin de bir özel durumu var. Tanımı var. ÖSYM bunu da bilmenizi istiyor. Şurası 45-45 derece olursa. Evet şurada. Göstereyim ben onu. Burası birinci bölgede 45-45 derece olunca açı ortay oluyor ya. Biz buna birinci açı ortay doğrusu diyoruz. İkinci bölgede 45-45 derece oluyorsa. Yani sağ yatık 45'likler varsa birinci açı ortay. Sola yatık 45'likler varsa da biz buna ikinci açı ortay doğrusu diyoruz. Yani soru içerisinde ÖSYM şu kalıbı kullanıyor. Ee, birinci açı ortay doğrusu diyebiliyor. Yani onun y eşittir x doğrusu. İkinci açı ortay doğrusunda y eşittir x doğrusu olduğunu bileceksin. Tamam. Hadi bakalım şimdi örnek 19'a. x eşittir 2 ve y eşittir 4 ile eksenler arasında kalan bölgeden bahsediyor şimdi bana. Arkadaş eksenleri çizeyim. x eşittir 2. x'i her yerde eksi 2 olacak. Hocam bu doğrudur o. x eksene dik olan bir doğrudur. Y eşittir 4 doğrusu da yeri 4 noktasında dik olan bir doğrudur. Şimdi bu doğrular ve eksenler arasında kalan bölgeden bahsediyor. İşte buradan bahsediyor. Hocam burası 2 birim. Burası 4 birim. E burası koordinat eksenlerinden dolayı dik. Burası dedik ya 90 90 90 ise burası da 90 oldu. Sarı bölge bir dikdörtgen oldu. Bir dikdörtgenin alanında ne yapar? 2 çarpı 4'ten 8 yapar. Örnek 19 8 oldu. Geldik örnek 20'ye. Y eşittir 4 bölü 3. X doğrusu. X eşittir. Tamam. Bak. Analitik düzlem çizeceğim. Çünkü özel durumlar var. Ben size demiştim ki soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizebilirsiniz. Ama özel durumlar olduğunda x eşittir 2 doğrusu x eşittir 8 doğrusu ya da orijinden geçen bir doğru gibi özel doğrularla karşılaştığımız zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiz. Değil de analitik düzlemi çiz. Analitik düzlemi çizdim. Ne var elimde? x eşittir 2 doğrusu var. Arkadaş x eşittir 2 doğrusu bu. Öbürü ne? X eşittir 8 doğrusu. X eşittir 8 doğrusu var. Şurası x eşittir 2 doğrusu. Burası x eşittir 8 doğrusu. Burası 90. Burası 90. Bir de orijinden geçen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru da şu doğru değil mi arkadaşlar? Ve bu da y eşittir 4 bölü 3 x. Yani y eşittir mx'te. m 4 bölü 3 mi olacak? Evet. Tamam. Şimdi benden ab uzunluğu isteniyor. Ee, bu doğru bak ne diyor? Bu doğru bu doğrularla A ve B noktalarında kesişiyor. A ve B arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Hmm, ben şöyle de yapabilirdim aslında. Hocam bu doğrunun kesim noktasını bulmak için ikisinin ortak çözümü. X yerine 2 yazdığımızda yani buradaki noktanın apsisine bak şimdi. E burası dik ya. A burada apsisi 2 demek dik olduğundan dolayı. Apsisi 2 olduğundan dolayı x yerine 2 yazdığımızda Şurada denklemde x yerine 2 yazdığımızda 4 kere 2 8 bölü 3 mi yapıyor burası? Evet 8 bölü 3 yapar burası. E, buranın da hapsisi bak 8. x yerine 8 yazdığımızda x yerine 8 yazdığımızda 4 kere 8 32 bölü 3 yapıyor. Ordinatta 32 bölü 3 yaptı. E, sonra 2 nokta arasındaki uzaklıktan sonuca ulaşırız. Ya da ne yaparsınız? Eğim 4 bölü 3 dersiniz. Hocam bu açının eğimi 4 bölü 3. E, 4 bölü 3'ten dolayı yani şurası 2 ya. Bu a'yı bulabilirsiniz. İşte a bölü 2 4 bölü 3'e eşitten işte 8 bölü 3 olarak bulursunuz. Sonra büyükte de şuraya b dersiniz. Hocam b bölü 8 eşittir eğim 4 bölü 3 ya. 4 bölü 3'ten dolayı b'yi de 32 bölü 3 bulabilirsiniz. O şekilde de bulabilirsiniz. A burada dik olduğu iyi ya. Apsi 2 olduğunu biliyorum ya. Bu nokta apsi yerine 2 yazdığımızda 8 bölü 3 ordinat yerine de 8 yazdığımızda 32 bölü 3 geldi. İki nokta arasındaki uzaklık kare içerisinde. Normalde bundan sonrasında şöyle Dikdörtgenle dik üçgenle Pisagor bağıntısı da oluşturabilirsiniz. Sonuca ulaşabilirsin bu arada. Hatta buradan da rahat bir şekilde çıkıyor. Bak burası 6 birim. Ee, burası 8 bölü 3. 32 bölü 3'den 8 bölü 3 çıkar, çıkınca 24 bölü 3 çıkar. 8 çıkar. 6, 8, 10 üçgeninden cevabı 10 diye daha rahat bir şekilde de bulabiliyoruz. Ya da x'ler farkının karesi 8 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı 32 bölü 3 eksi 8 bölü 3'ün karesinden de yine sonuca ulaşırız. Ee, bu 6 altının karesi 36 yapar. Artı 32 eksi 8 24 bölü 3'den 8 yapar. 8'in karesi de 64 yapar. Bu da kök 100'e eşit olur. Yani bu da ne yapar? 10 yapar. İstediğin yoldan her yolu sana gösteriyorum. Bu görüyorsun. Yani eksik bir şey var mı? Yok. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum daha doğrusu. Evet örnek 20'yi 10 bulduk ve geldik. Son soruya. Evet bu dersin son sorusu. Şimdi analitik düzlemde bir kenar bir birim olan 14 eş kareden oluşan şekil çizilmiştir. Y eşittir mx doğrusu bu. İki alanlı eşit iki alanlı bölge ayırmış. Arkadaş 14 tane kare mi var burada? Evet. 14 tane birim kare mi var? Aynen öyle. 14 tane birim kare varsa her bir karenin birer kenarı birdir. Alan da bir değil midir? Evet. Yani bunun alanı kaç yapıyor? 14 mi yapıyor? 14 tane birim kare olduğu için. Aynen öyle. Bu doğru eşit alanlı iki bölge ayrılmış. Yani üst taraf 7, Alt taraf 7 yapacak arkadaşlar. Yani alt tarafa odaklanalım. Şuradaki taralı alan kaç yapıyormuş arkadaşım? 7 yapıyormuş. Evet, bunlar 7. Hocam Y doğrusunu kullanacağım ben. E o zaman Y kullanırken bizden M kaçtır diye soruluyor, değil mi? E ne yapacağız arkadaşlar? Şu taralı alanın 7 olmasını benim kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım bunu? Arkadaşım Şimdi şurada böyle bir dik üçgen oluştursam. Çünkü tanjant alfasını bulmam lazım. Burada köşeden geçmiyor. Bak köşeden elden geçmiyor. Hiçbir yeri kullanamıyorum. O zaman ben bunu kullanacağım. Yani ben şuraya bir A birim dersem. Şurası da A şöyle yapınca hocam şunlar bir birim zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Vay. Şöyle şu alan kaçtı? 7 idi değil mi? Taralı alan. Şurası 1, burası 1, burası 1. Tüm alan 10 mu yaptı? Evet. 6 çarpı a bölü 2 eşittir. 10 yaptı. Şunlar sadeleşti. 3 yaptı. O zaman a'yı buradan 10 bölü 3 bulduk? Evet. a 10 bölü 3 ise eğer y eşitlemek sorusundaki m dediğim nedir? Tanjant alfadır. Eğim dediğim. Tanjant alfada nedir? 10 bölü 3 bölü 6 değil midir? Evet. Karşı bölü komşudur. 10 bölü 3 bölü 6'dır. Hocam o zaman ne yapıyor? 10 bölü 3 çarpı bu 6 bölü 1 ya. 1 bölü 6 yapar. Sadeleştir sadeleştir buradan. 3 kaldı 5 kaldı. O zaman 5 bölü 9 mu yapar? Evet. M'yi böylelikle 5 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Güzel soru. ÖSYM bununla ilgili birkaç defa soru sordu. Dikkat et. Burayı kullanacağım. Burada da dikdörtgen oluşturdum sadece. Hatta birim kareler oluştu burada da. E bu taralı alan 7 idi. E buradakiler de 8, 9, 10 yaptı. Tüm alan belli. Oradan A'yı bulduk. A'yı bulunca da, da eğim tanjant alfa. M tanjant alfa. A bölü 6 yani 10 bölü 3 bölü 6'dan cevap 5 bölü 9 çıkar. Evet bunu bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Paralelliktir, dikliktir. Buradaki kısım bir sonraki videoya aktaralım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde doğrunun aleti 3 konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.